Bir Ukraynalı bir Türk kanalına hoş geldiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Değil mi? Unutmasınlar. Aynen. Ve aynı zamanda bildirimleri de açın. Ve biz başlıyoruz. Başlam acaba. Başla. Konuşunca biz şöyle bir fikrimiz geldi. Evet. Mesela Ukraynaca, Rusça'da ve Türkçe'de aslında çok ortak kelimeler var. Bayağı benzer kelimeler var gerçekten. Benzer de var, evet. Benzer ve yani aslında kelimeler, benzer kelimeler anlamları farklı. Böyle bir durum var. Öyle de olabilir. Ve direkt aynı kelimeler de var. Evet. Mesela senin örnek vermek istediğin var mı ilk olarak? Ha, ilk olarak durak. Durak mı? Durak. Onu ben de bilmiyorum. Gerçi hiçbirini bilmiyorum. Söylemedi zaten. Evet. Durak mesela Türkiye'de bildiğimiz bir kelime. Hı-hı. Anlamı otobüs durağı olur, falan. Aynen. Rusça'da durak salak demek. Para para falan. Piyu. Aşkım çok durak bir insansın. Nasıl bir şey? Durak bir insansın ama sadece duraksın diyebilirsin. Ha, salaksın anlamında. Evet. Hani şu bizim insanlar söylüyorlar ya, ne kadar salaksın. Öyle evet, mi? Evet, o evet, anlamda öyle, oluyor. Öyle. O anlamda oluyor. Ya aslında baktığın zaman o kadar fazla, belki bizim bildiğimizden de daha fazla benzer kelimeler var. Biz bundan araştırmasını... Vaş. Vaş ya. Vaş. Oraya mı gireceksin? Gel. Köpek. Sen çevir onu, içine girsin. Ola. Gel buraya, gel. Devam edelim. O yüzden arkadaşlar, bir çok iyi bir insana salak demek istiyorsanız, ama küsmesin diye, sen ne kadar duraksın diyebilirsiniz. Ya o kadar benzer kelimenin olması aslında çok normal, biliyor musun? Çünkü Osmanlı zamanından beri hani çok fazla bir geniş coğrafyaya yayıldığımız için evet, çok normal baktığımız zaman. Ama galiba Osmanlı zamanında durak bir kelime yoktu herhalde. Yoktu, belki de vardı, bilmiyorum. Zaten bunları araştırmadık yani, biz şu an tamamen evet, dışarıdan geldik, işimiz vardı. Spontane şekilde bu videoyu çekiyoruz. Bir araştırma falan da yapmadık konuyla ilgili olarak, sadece bildiklerimiz üzerinden gidelim dedik. Vasi, idisi de, idi kamni, idisi de moja devochka, na fushu, na. Ha, şimdi gözüküyor ki orada. İdi сюда. Na. Vasya, idi сюда. Hop. İdi сюда. Tam çek orayı doğru biraz, oturacak zaten oraya. Çek. Zaten burada da. Evet, yani bu şekilde çok fazla benzer kelimeler var. Evet. Ben yani merak ediyorum aslında daha hangi benzer kelimeler var. Biraz bahsetsene. İkinci ne olabilir? Palto. Palto. Evet. Aynı anlamı. Aynı anlamı. Tamamen aynı anlamı. Yani dış giyim, palto, şapka da aynı olacak. Şapka. Demek ki giyimde bayağı bir benzerlikler var yani. Evet, şapka bildiğimiz şapka. Aynı anlamı geliyor. Ama aslında bu kelime, şapka ve palto kelimesinin kökeni galiba Fransızca. Olabilir, evet. Bu arada Rusya'da ve Ukrayna'da önce Rus imparatorluğu vardı ya. Bütün aristokratlar, hı hı, Fransızca konuşuyorlardı. Château de Jean Foucault'u kulağı ya. Tamam, şey bapeyleriyor, ne o kadar ya. O konuşmak zorundalar mesela, bir buluşmalarda Fransızca konuşuyorlardı. Hmm. Onların ana dili gibi Fransızcaydı. Hmm. O yüzden galiba çok Fransızcadan çok kelime geldi bize. Niye? Album mesela. Rusça ile pardon bu arada da Fransız bir kelime. Pardon. Evet, Fransızca ile pardon diye bir kelime var. Ama şunu merak ettim, yani o zaman Rusya ile Fransa'nın ilişkileri miymiş, o yüzden mi? Aslında Fransa o zamanlarda, Fransa çok gelişmiş bir ülkeydi. Hı-hı. Şimdi de gelişmiş bir ülke aslında. Evet. Mesela modanın başkenti. Ve bütün trendleri o üretiyordu. Hı-hı. Tamam mı? O yüzden Fransız çok ne bileyim aristokrat çok vardı Fransa'da. Ondan geldi. Yani Rus aristokratlar Fransız gibi olmak istediler. Anladım. Yani aslında biraz da Fransa'nın aktivitesinden kaynaklanıyor galiba. Olabilir. Çünkü Türkçe'de çok fazla Fransızca kelime var. Evet. Parfüm, ne bileyim, onun gibi. Pardon dediğin gibi yani. Evet. Aslında şöyle bir şey okudum. Atatürk'ün devrimi vardı ya. Hı-hı. O devrimi
Fransız devrimden ve Rus devrimden birleştirme yaptı aslında. En iyi böyle tarafları almış ve Türkiye uygulamış. En iyi yönlerini almış. Evet. Anladım. Yani ekonomik olarak, sosyal olarak vesaire. Evet, evet. Anladım. Ya çünkü gerçekten hani Fransızlar bayağı şu an her ne kadar aramız pek iyi olmasa da Fransızlarla yani geçmiş tarihte oldukça fazla şeyleri var. Aslında Fransızlar ilk böyle millet, onlar ilk devrim yapmışlar monarşi karşı. Bu dünyada monarşiye karşı ilk devrim yapmışlar. Ülkede demokratisi olsun diye. O yüzden gerçekten çok ünlü o. Bir de bir kelime daha vardı. Tabak var. Aynı anlamda değil mi? Değil. Değil mi? Değil. Türkçe'de tabak, yani yemek yemek için bir araç yani. Diyelim. Rusça'da tabak tütün demek. Ama şöyle bir şey, Ukraynaca tütün bu tütün. Yani aynı kelime, tütün. Tütün demek derken? Bildiğim tütün yani. Bildiğimiz sigara içinde ot var ya. Aha. Normal bir ot. Siz ne düşündünüz bilmiyorum da. Hadi tabak içmeye gidelim. Nasıl bir şey evet, yapmaz? Evet. Hadi tabak sarmaya gidelim. Öyle bir şey. Sigara kullanmıyoruz da. Ya öyle bir şey ve önceden şu bilmiyorum onun ismi. Sigara değil de şöyle böyle içiyorlar. Pro. Pro olabilir. İçine pro tabak. Pro değil. Neydi onun ismi? Ben de hatırlayamadım. İşte önce sigara yerinde böyle pipo galiba, evet pipo olabilir. Hatırlıyordum, unuttum şimdi. Onun içine tabak, tütün, alka tütün. Hatta onun içine kömür de koyuyorlar. Kömür, evet. Eskiden kömür koyuyorlarmış. Evet. Değil mi? Evet. Belki tütünü bulamadıkları zaman. Hı-hı. Mesela bildiğimiz bardak, bu yine içmek için bir araç diyelim. Evet, sizde? Rusça'da bardak, mesela dağınık. Odada çok dağınıksa, mesela her yerde bir şey var, yani çok pis, ona bardak diyoruz. Ne kadar bardak bir oda burası. Evet. Burada bardak diyebilirsin. Anladım. Yani Rusça'da. Anladım. Aslında sen bana uzun bir zaman önce bir tane kelimenin anlamını anlatmıştın. Kasap mı? Katsap. Katsap. Ama kasaptan geliyor galiba. Kasaptan geliyor. Önce Rus İmparatorluğu zamanında Ruslar Ukrayna toprakta çok işkence görmüşler. Evet. İşgal etmişler, insanları öldürüyorlardı. Gerçekten çok kötü bir davranış vardı askerlerin. O yüzden ama Ukrayna'nın toprakta Türkler de vardı, Osmanlılar vardı. Kesin vardır yani o zamanlar. Kırım'da, evet. Özellikle Kırım'da. Ve Ruslar oraya gelince ve bu arada 12 tane, 18 mi Türk-Rus savaşları vardı. Hmm. 12 tane Türk-Rus savaşları vardı. Evet. Onlar 1 sene, 2 sene sürüyorlardı ama sonuçta 18-19 yüzyılın arasında. Ve Türkler bu Rus askerlere kasap diye isim koymuşlar. Çünkü çok insanları öldürüyorlardı. Türkler mi öldürüyormuş? Yok, Ruslar. Öldürüyorlardı Ruslar, o zaman. Ruslar Türk askerlerini öldürüyormuş. Türk askerleri, Ukrayna milleti, yani öyle. Ya Rusların aslında öyle bir sıkıntısı var yani bilmiyorum ama çok fazla bir bozucu tarafları var. Ondan sonra Ukraynalılar kendi diline daha yakın bir ses çıkartmışlar. T diye. O yüzden, size çok fazla var o. T. Evet, T ve S arası bir şey. Katsaplar demeye başladılar ve şimdiye kadar mesela pek iyi olmayan Ruslara böyle katsap diyebiliriz. Öyle bir anlamı var yani. Evet. Yani baktığımız zaman bu kadar benzer kelime olması ki bence çok daha fazla var. Biz bakmadık. Evet. Belki bunun bir ikincisini çekeriz eğer videoyu beğenirseniz. Yani gerçek anlamı beğenirseniz. Merak edersiniz. Merak ederseniz belki bunun ikincisini çekeriz. Hem de bizim zaten her zaman sohbet havasında oluyor. Yani biz aslında konuları şu şekilde madde madde özetlemeyi falan çok sevmiyoruz değil mi? Evet. Yani biz böyle hem karşımızdaki İnsanla konuşuyormuş havası yaratmak istiyoruz ki zaten öyle. Çünkü sizin yorumlarınızı da okuyoruz sürekli. Hem de bu şekilde kendimiz de mutlu oluyoruz. Öğrenmediğimiz şeyleri birbirimize aktarmış oluyoruz değil mi? Doğru. Yani bazen aslında özellikle bu aralar video çekmek için can atıyoruz yani. Hadi video çekelim, bir boşluk yaratalım falan işte işlerimizden vesaire. Çünkü sen bu zamanlarda çok fazla yoğunsun. Kendi işlerin var. Öyle, evet. İnternette vesaire. O yüzden aslında bizim için de video çekmek ve buraya paylaşmak çok güzel oluyor. Doğru. Bugün bu şekilde benzer kelimelerden bahsettik. Bence güzel bir video oldu.
Dediğim gibi beğenirseniz ikincisini çekmeyi düşünüyoruz çünkü bunu araştırmadan direkt spontane olarak çektik. Evet. O zaman araştırıp daha detaylı bir araştırma yaparız. Güzel kelimeler bulacağımıza eminim anlamlarıyla beraber. Aa, bu arada belki sizin yabancı arkadaşlarınız var. Onlara da sorabilirsiniz. Bizim yorumlarımızda yazabilirsiniz. Biz de çok merak ediyoruz çünkü hemen aklımıza gelmiyor da evet. Bu kelimeler. Evet. Dediğimiz gibi bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz.